şuna bak. Ne güzel oynuyor. Hadi vur, vur şunu hadi. Çok seviyorum. Buraya geldik buna her zaman çok mutluyum. Evet. Şut! Ben sana sen dedim değil mi? Ben atacağım değil mi? Hadi çabuk ol Cem. Araba çarptı Cem'e araba. Cem! 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 Çekilin! 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 Ambulans, ambulans çağırın. Mağarık bir hadi. Şeyler ya. Durmayın. Cem. Cem aç gözlerini. Ambulans çağırın. Oğlum. Cem, duyuyor musun beni? Allah'ım sen yardım et. Tamam, acele edin. Acele edin, acele. Hadi. Acele. Ambulans hazır Tarık Bey. Çok geçmiş olsun Tarık. Oğlum sana emanet olsun. Tamam, sen de gelecek misin? Oğlum sana emanet. Tamam. Hüseyin Avrupa'nın en iyi cerrahlarından biri. Ben kalp cerrahı. Olsun. Gene de oğlumuzun yanında olsaydın. Eğer ameliyata girersen bu Hüseyin'in üzerinde baskı oluşturabilir diye korktum Feride. Bırakalım rahat rahat işini yapsın adam. İyi çalışmalar. Çok üzgünüm Tarık. İnan, elimden gelen her şeyi yaptım. Öldü mü? Oğlum öldü mü? Beyin ölümü gerçekleşti. Vücut fonksiyonları yerinde ama bağlı olduğu makinelerden çıkarıldığında oğlum Alo. Tamam Hüseyin. Buradayız zaten. Begüm Hanım'ın odası değil mi? Tamam. Geliriz birazdan. Tamam Hüseyin. Niçin benim oğlum? Takdir-i ilahi Feride. Allah'ın takdirini biz sorgulayamayız. Hayatım. Canım. Hüseyin bizi çağırıyor. Bizimle konuşacağı bir şey varmış. Gidip bir konuşalım. Hadi canım. Begüm Hanım'a bu konuyu konuşmak için acele etmeyelim dedim ama
Feride Hanım, Tarık Bey, çok üzgünüm ama bir an önce konuşmak istedim. Cem'in organları birçok çocuğun canını kurtarabilir. Yüzlerce çaresiz bekleyen insanlar var. İnsan yaşadığı acı içinde düşünemiyor tabii. Benim için tamam. Ama annesinin de onayını almamız gerekiyor. Biricik karıcığım benim. Eğer Cem'in organlarını bağışlarsak birçok çocuğun derdine deva oluruz. Belki birkaçının hayatını bile kurtarırız. Ne dersin? Oğlumuz daha ölmeden organlarımı paylaşacak. Öyle düşünme Feride. Öyle düşünme. Nesil olacağı hayırları düşün. Kurtaracağı hayatları düşün. Lütfen. Lütfen canım. Lütfen. Öyle düşünelim Feride. Öyle düşünelim. Kabul. Tamam. Tamam canım. Biz evrakları imzalayalım Begüm Hanım. Tamam. Buyurun Tarık Bey. Çabuk olun hadi. Acele edin. Dayan hadi. Ya. Dayan oğlum. Çabuk. Dayan. Hadi çabuk olun. Böyle alın. Siz burada bekleyin böyle lütfen. Ne oluyor Fatih, ne yapacaklar çocuğumuza? Dur bir dakika Ayla. Anlarız sonra. Doktor. Oğlum nasıl? Oğlumuzun çok acil ameliyat edilmesi gerekiyor. Kalbi... Ya ameliyat edin o zaman. Ne bekliyorsunuz? Ameliyatı uzman bir cerrahın yapması gerekiyor. Uzman yapsın o zaman. Hemen. Ne lazımsa verir. Doktor Tarık Bey'e ulaşmaya çalışıyoruz. Olaya bak ya. Ulaşmaya çalışıyorlarmış. Ne biçim hastane burası? Niye cerrahınız görevinin başında değil? Beyefendi, Doktor Tarık Bey'in çok önemli bir mazereti var. Vay be. Çok önemli bir mazereti varmış beyefendi. Ya benim oğlum ölüyor burada. Bundan daha önemli ne olabilir ya? Lütfen sakin olun beyefendi. Tarık Bey elinden gelen en kısa sürede burada olacaktır. Elinden gelen en kısa süre ha? Ya siz delirtecek misiniz beni? Ayla, Ayla görmüyor musun ya? Oğlumuzun hayatı onun bunun elinde. Çıldıracağım ya. Ne olur, ne olur sakin ol artık.
Allah'ım, 3 yıl oldu. Daha ne kadar dayanabilirim ben? Oğlum, şuna kilo olsun artık. Dayanamıyorum. Tamam. Tamam. Tamam, sen üzülme. Feride, artık oğlumuza veda etme zamanımız geldi. Feride. Ben sensiz nasıl yaşayacağım? Allah'ım, bana sabır ver. Metin olmalıyız Feride, metin olmalıyız, lütfen. Çabuk olun. Ne oluyor? Ameliyat, nereye götürüyorsunuz oğlum? Ameliyathaneye alıyoruz. Zaman kazanmak için. Bak, ne zaman? Hazırlayacağız. O doktora ulaştınız mı? Tarık Bey'in başına olağanüstü bir şey geldi. Olağanüstü bir şey gelmiş ya. İnanamıyorum. Ya bizim durumumuzdan daha olağanüstü ne olabilir? Çocuğum ölüyor ya. Beyefendi. Lütfen sakin olun. Buranın hastane olduğunu unuttunuz galiba. Bakın, şu anda oğlunuzun hayati bir tehlikesi yok. Her şey ameliyata bağlı. İyi işte. Yapın o zaman ameliyatı. Beyefendi, bizim de amacımız bu zaten. Hiç öyle görünmüyor ama. Sakin ol. Sakin ol. Ne olur sakin ol. Çıldıracağım ya. Geç hayatım. Ver canım. Canım. Onu ver bana. Ver hadi. Alo. Telefonum sessizde kalmış Nurhan, kusura bakma. Ne oldu, acil bir şey mi var? Tamam Nurhan, hemen geliyorum. Gidiyor musun yani beni böyle bırakıp? Çok önemli bir ameliyat için beni bekliyorlarmış Feride. Bizim acımızdan daha önemli olamaz herhalde. Feride, bak, kendimizi bırakmamalıyız. Hayat devam ediyor. Ben artık istemiyorum bu hayatı. Hiçbir şey umurumda değil Tarık. Hiçbir şey bana çocuğumu geri getirmeyecek. Anladın mı? Hayat ya başkalarının çocukları. Beni bekleyen bir çocukmuş. Başkalarının da bizim çektiğimiz acıyı çekmesine nasıl izin veririz? Vicdanının sesini dinlemeye çalış. Tarık, saçmalama. Nasıl acı çektiğimi görmüyor musun? Eğer beni, çocuğumuzu biraz olsun seviyorsan, beni böyle bırakıp gidemezsin. Başkası yapsın ameliyatı ne olur.
Gitmek zorundayım Feride. Bir can söz konusu. Bu benim sorumluluğum. Demek senin gözünde oğlun da ben de bir hiçmişiz. Git o zaman Tarık. Git. Tarık Bey. Hastanızın durumu dosyasında yazılmış. Analizleri yapıldı mı? Sen neredesin be adam? Oğlum ölüyor, biz senin keyfini bekliyoruz. Oğlum ölüyor. Pardon, siz kimsiniz? Kimmiş? Bir de soruyor. Ameliyat edeceğin çocuğun babasıyım. Babası. Beyefendi, lütfen sakin olun. Bakın ameliyathanenin önündeyiz. Birazdan oğlunuzu ameliyat edeceğim. Bana mani olmayacaksınız herhalde. Fatih, sen delirdin mi? Ameliyatı o yapacak. Ya sana kızıp oğlumuzu öldürürse? Hele bir yeltensin. Onu ne yaparım biliyor musun? Mahvederim. Anasından doğduğuna pişman ederim. Öldürürüm onu. Hiçbir şey yapamazsın. Hem yapsan bile neye yarar ki oğlumuzu kaybettikten sonra? Allah korusun. Ne olur sakin ol. Hadi gel, otur şuraya. Hadi. Hadi. Şu anda bile yanımda değil. Kendi çocuğu ölüyor. O başkalarının çocuklarıyla uğraşıyor. Öyle deme kızım. Tarık doğrusunu yapıyor. Sorumlu davranıyor. Hastası bir çocukmuş. O çocuğun da acı çeken annesi babası var. Umurumda değil baba. Şu an tek ihtiyacım en acılı günümde yanımda olması. Doğrusu da bu. Kimse bana neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu söylemeye kalkmasın. Ferideciğim, şu anda çok acılısın. Doğru düşünemiyorsun. Tamam baba, ablamın üstüne varma. Haklısın Mine. Özür dilerim kızım. Tamam kızım, üzme kendini. Tarık neredeyse gelir. Olmuyor. Bu kalp bitmiş. Bu kalp iflas etmiş arkadaşlar. Tek çare kalp nakli. Hastanın kan grubu nedir? A pozitif. A pozitif mi? Derhal Begüm Hanım'ın gerekenleri yapsınlar. Cem'i ameliyathaneye getir. Tarık Bey, emin misiniz? Eminim. Hemşire Hanım, ne oldu? Oğlunuzun durumu hala ciddiyetini koruyor. Maalesef kalbi müdahalelere tepki vermiyor. Sakin olun. Sakin olun lütfen. Ölecek bir çocuğum. Sakin. Söyleyin. Yok.
Tarık Bey elinden geleni yapıyor. Merak etmeyin siz. Hemşire hanım. Hadi evinize gidin. Ne yani? Bizi kovuyor musun? Hayır, kovmuyorum. Sizi gerçeklere döndürmeye çalışıyorum. Oğlum öldükten sonra ne bu evin ne de evliliğin anlamı kaldı. Gidin, eski odamı hazırlayın. Oda ne demek öyle? Yavrucuğum, şu an büyük üzüntü yaşıyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Yat uyu, biraz dinle. Annen doğru söylüyor kızım. Hadi dinlen biraz sen de. Bak, Tarık da böyle konuştuğunu duyarsa çok üzülür. Üzmem baba. Onun beni incittiği kadar ben onu incitmem, merak etme. Hadi gidin siz. Hey! Sen ne arıyorsun burada? Oğlumu ameliyat etmiyor musun? Ara verdik beyefendi. Birazdan devam edeceğiz. Bana bak. Bu işi ciddiye al. Eğer Emrah'ıma bir şey olursa var ya, seni yaşatmam. Anladın mı? Elimden kurtulamazsın. Sakin olun. Sadece dua edin. Sakin mi olayım? Ya sen evlat acısı nedir bilir misin ha? Bilir misin? O ameliyat masasında senin evladın yatsaydı anlardın. Yatan benim oğlum. Benim canım. Hey, dur biraz.
dediğimi anladın değil mi? Oğluma bir şey olursa var ya, öldürürüm seni. Öldürürüm! Ne oluyor hemşire hanım? Oğlumu bırakıp başka birini mi ameliyata alıyorsunuz? Beyefendi lütfen rahat bırakın da işimizi yapalım. Aksi takdirde güvenliğe haber vermek zorunda kalacağım. Elveda canım oğlum benim. Nur içinde yat. Annem, ben, ya biz seni çok özleyeceğiz. Güle güle canım benim. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. Allah yardımcımız olsun. Fatih, ne oldu bana? Bayıldın Ayla'cığım. Emrah, ameliyatı bitti mi? Bilmiyorum, bilgi vermiyorlar. Hadi gidelim, belki bilgi verirler bize. Olmaz. Ben oğlumu görmek istiyorum. Tamam, öyleyse ben bir hemşire çağırayım. Hadi çabuk ol. Tamam, tamam. Kızım, sana yatağını hazırladım. Mine'nin geceliklerinden birini de yatağın üstüne koydum. Hadi yat uyu biraz. Biraz kendime geleyim. Eve gidip eşyalarımı toparlarım. Gerek yok. Evine döneceksin inşallah. Dönmeyeceğim anne. Bitti artık. Bitti. Ne oluyor sana Feride? Aklını başına topla yavrum. Daha gençsin. Bir çocuk daha doğurursun. Takdir ilahi. Ölen ölünmüyor kızım. Hiçbir çocuk Cemim'in yerini tutmaz. Tutamaz. Hele Tarık'la asla bir çocuk daha yapma. Bitti diyorum anne. Yapma kızım. Tarık'a haksızlık ediyorsun. Ne yapıyorum anne? Görmüyor musun? Oğlumuzu kaybettik. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Bu acılı günümde dahi yanımda değil. Ben mi bir şey yapıyorum?
Yavrum, bahtsız kızım benim. Yavrum. Vücut fonksiyonları? Her şey normal efendim. Tamam. Tamam. Tamamdır bu iş. Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Muhteşem bir iş çıkardınız. Asıl sizin elinize sağlık. Ellerinize sağlık doktor bey. Ellerinize sağlık Tarık bey. Hastamız sizlere emanet. Beni affedin. Zor bir gündü. Emrah nasıl? Emrah kurtuldu. Oh. Çok şükür. Çok şükür. Oh. Çok şükür. Çok şükür ya Rabbim. Geçmiş olsun. Hemşire hanım size gerekli açıklamayı yapacak. Oğlum nasıl? Şimdi Emrah'ı yoğun bakıma alacağız. Sonra yoğun bakımda yalnızca dışarıdan bakabilirsiniz. Tamam. Allah'a şükür Emrah çok iyi. Kalp nakli yapıldı. Kalp nakli mi? Evet. Ne yazık ki kendi kalbinin onarımı mümkün olmadı. Allah'a çok şükür ki kan grubu Tarık Bey'in oğluyla aynıymış. Tarık Bey'in mi? Bu ameliyatı yapan doktor mu? Evet. Küçük Cem pazar günü bir kaza sonucunda beyin kanaması geçirdi. Ne yazık ki kurtaramadık. Beyin ölümü gerçekleşti. Tarık Bey ve eşi organlarını bağışladılar. Size söylemeye çalıştığım olağanüstü durum buydu işte. Geçmiş olsun. Allah'ım. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptın? Fatih sakin ol ne olur. Feride. Feride. Tarık artık beni de ölmüş bil. Cenaze boyunca yüzüme bile bakmadı. Sabırlı ol evladım. Üzüntüden ne yaptığını bile bilmeyecek durumda. Biraz zaman ver.
Bir süre sonra normale dönecektir. Ben nerede yanlış yaptım baba? Cenaze boyunca yüzüme bile bakmadı. Sen hiçbir yanlış yapmadın oğlum. Allah'ını seven her inançlı insanın yapması gerekeni yaptı. Kendi çocuğunu kaybettin ama başkasının çocuğuna yardım ettin. Allah razı olsun sen. Benim çektiğim acıyı başkaları çekmesin istedi. Allah bunu görüyor. Zamanla Feride de bunu görecektir. Üzme kendini. Allah o küçük çocuğa da acı şifalar versin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Hayatım boyunca hep bunun için yarattım. Ama nasip işte. Yazdığımda evladımın evlat acısı çektiğini görmek. Torun acısı çekmek de var. Canım oğlum, melek gibi. İlk kez bu kadar huzurlu uyuyor. Evet, melek gibi. Ne düşündün biliyor musun? Ne düşündün? Belki de Tarık Bey'le karısı da bizim gibi buradan ölmekte olan oğullarını seyrettiler. Bir de o adama ne yaptım? Tamam. Terbiyesizlik ettim. Tamam. Allah'ım. Affet Allah'ım. Tamam. Affet Allah'ım. Anne söz verdin. Köfte yapacak mısın bana? Tabii. Artık çok rahat nefes alabiliyorum. Futbol bile oynarım belki de. Tabii oynarsın aslan oğlum benim. Profesyonel bile olursun belki, kim bilir. Cem var ya, çok iyi futbol oynuyormuş. Cem mi? Kalbini taşıdığım çocuk. Yani kalbimdeki çocuk. Nereden biliyorsun? Nurhan abla söyledi. Cem çok iyi futbol oynardı. İnşallah sen de oynayacaksın dedi. Hadi, hadi. Kızım, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey düşünmemek imkansızdır. Tarık'ı mı düşünüyorsun? Kızım, kusura bakma, bana düşmez ama kocana çok büyük haksızlık ediyorsun. Ben de yatayım bari. Allah rahatlık versin kızım. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin baba. Dediğimi anladın mı? Affet beni. Affet beni. Ben ne yaptım? Ben o adamın hakkını nasıl öderim?
çok utanıyorum. Feride. Affet beni hayatım. Sana çok büyük haksızlık ettim. Ama o kadar içim acıdı ki. Biliyorum canım, biliyorum. Biliyorum. Çok büyük bir acı yaşadım. Sabretmeliyim. Allah bizi sınıyor. Haklısın Tarık. Tarık Bey'le görüşmek istiyoruz. Buyurun içeride. Sağ ol. Buyurun. Merhaba. Tarık Bey öpün. Estağfurullah. Affedin beni. Size çok büyük haksızlık ettim. Vicdan azabı çekiyorum. Çok utanıyorum. Ne olur affedin beni. Emrah. Cem'in kalbini naklettiğim çocuk. Öpsene oğlum. Tarık amcanı da. Biz sizin hakkınızı dünya ahiret ödeyemeyiz. Artık ben sizin de oğlunuzum. Sizi sık sık ziyaret etmeme izin verir misiniz? Feride anne. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Begüm Hanım'ın bilgisayarındaki listeye girdim. Hastanede mi? Seni bilgisayar faresi seni. Nasıl becerdin bunu? Doktorların da hemşirinde karnı çıkıyor. Yemeğe çıkıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.